Fatih Adam'ın yol hikayelerinden hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün Düzyeli'ne bağlı Konurak beldesine Konurak'ın eski adıyla Prusias antik kentinin bir diğer özelliği de burada tarım alanlarının oldukça bol olması. Burası tarihi Konurak. Bir diğer ismiyle de kasaba pirinciyle. Osmanlı sultanları kasaba pirincini çok beğenmişler. Saraylarına pirinç pilavını pişirtmek için buradan çuvallarla pirinçleri getirtmişler. 400-500 yıldır süre gelen gelenek halen devam ediyor ve Türk mutfaklarını kasaba pirinci süslemeye devam ediyor. Tabakçı Deresi'nin eşsiz doğa manzarasıyla baş başayız. Şimdi bu güzel M.Ö. 3. yüzyıldan bugüne kadar süre gelen Tabakçı Deresi'nin doğal muhteşem güzelliğini sizlerle paylaşmaya devam. Bulunduğumuz nokta hemen Prusias antik kentinin yaklaşık 1-1,5 kilometre altından akan Tabakçı Deresi. Tabakçı Deresi'nin hemen üst kısmında yaklaşık 1-1,5 kilometre yukarıda, birazdan oraya da gideceğiz. Orada M.Ö. 3. yüzyıldan kalma tarihi Roma Köprüsü bulunuyor. Bu köprüden dünyada 3 tane kaldığı söyleniyor. Bir tanesi de Düzyeli'ne bağlı. Evet, Tabak Deresi'nden yapmış olduğumuz doğal güzelliklerin içindeki yayınımız burada bitti. Şimdi Prusias antik kentine doğru yol alıyoruz. Milattan önce 3. yüzyıldan bugüne kadar doğanın tüm şartlarına karşı direnen ve dünyada 3 tane kalan tarihi Roma Köprüsü'nün hemen karşısındayız. Burası tadilat çalışmaları bittikten sonra turizme kazandırılacak ve halkın ziyaretine açılacak. Şimdi buradan yolculuğumuz tarihi Prusias antik kentine gelmiş bulunuyoruz. Şimdi burada sizinle güzel bir tarihe yolculuk yapacağız. Milattan önce 3. yüzyıldan bugüne kadar süre gelen tarihi Prusias antik kentindeyiz. Sembolik olarak Konurak Bey'in heykeli burada yapılmış. Hemen onun yanında Osman Gazi heykeli canlandırılmış. Şu an burası restorasyon ve kazı çalışmaları burada devam ediyor. O yüzden içerisi kapalı. Açıldığı zaman burayı gidip gezip görmek istiyoruz. Evet, Lahis Sandukası. Yıllık bir tarih. Burada hala her türlü zor şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.
burada Prusyas antik kentinden çıkarılmış olan kalıntıların tamamının sergilendiğini görüyoruz. Milattan önce 3. yüzyıldan beri burada bir medeniyetin var olduğunun en büyük ispatı burada çıkarılmış olan tarihi eser. Tarihi Üsküvi evleri, Osmanlı döneminden bugüne kadar ayakta kalmış mimarisiyle bizlere geçmişi hatırlatıyor. Hayatı kaçırmamak için yoldan çıkın.